Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani yamukta alanı anlatacağız. Giriş kısmını anlatacağız. Özellikleri de bir sonraki videoda anlatırız büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor. Sayfa 116'dayız. Şuradayız. Yamuğun alanı arkadaşlar. Yamuğun alanı nedir biliyor musunuz? Tabii şu küçük şey olsun. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Hocam sebep? Şöyle bir üçgenden geliyor yine. Üçgenin alanı nedir? Bu üçgenin alanı arkadaşlar A çarpı H bölü 2 değil mi? A çarpı H bölü 2 artı şu üçgenin alanı da tabanımız C ya. C'ye ait yükseklikte şu değil mi arkadaşlar? O da yine H yapıyor. Çünkü burada bir dikdörtgen oluştu. C çarpı H bölü 2. Biz bunları topladığımız zaman H bölü 2 parantezini aldığımız zaman A artı C bölü 2 çarpı H yapmıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. Yani alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yalnız tamam ispatını yaptım. Yalnız bir de şuna dikkat et. Şurada alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 derken A artı C bölü 2 var burada. Bizim buradaki A artı C bölü 2 ne demek? Orta taban değil mi? Aynı zamanda buradan dolayı da yamuğun alanı nereden çıkıyormuş arkadaşlar? Orta taban çarpı yükseklikten de çıkabilir. Hani olur ya soruda orta tabanda olur. Yani A'yı C'yi ayrı ayrı bulmanıza gerek kalmaz. Orta taban çarpı H derseniz alanı yine bulabilirsiniz. Çünkü sebep? A artı C bölü 2 orta taban olduğundan dolayı arkadaşlar. Tamam. Olay bu. İspatını da yaptıysak sorulara başlayabiliriz. Evet soruya bakıyoruz. ABCD bir yamuk. 150 derece verilmiş. 150 ise burası direkt kaç derecedir? 30 derecedir. Şunlar paralel. Tamam yamuğun tanımından dolayı. 9 birim, 5 birim ve 6 birim verilmiş. Bizden alan isteniliyor. Bazı kitaplar bununla ilgili yani sinüsle ilgili formülü bile veriyorlar arkadaşlar. Gerek yok. Şimdi yamuğun alan formülü. Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa alan kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı yükseklik bölü 2'di. Nerede? Üçgende. Aynı şeyler hep dikdörtgende de karede de burada da yine geçerli. Şekilde 90 ya da özel bir açı varsa alan alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den gelir. O zaman ne yapacağız? Tabanına ait yüksekliği çizeceğiz. Şu 30'un mantığını kullanayım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç çıktı burada? 3. Aa hocam. Yüksekliği bulduk. Alt taban belli. Üst taban belli. 9 artı 5 çarpı yükseklik bölü 2. Yani 14 çarpı 3 bölü 2. Sadeleşince 7. 3 kere 7 21 yapar. Bu kadar basit. Evet sorumuzun cevabı 21 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Soruda ABCD dik yamuk. AB ile AD dik verilmiş. Yani şurası dik. Dik yamuktan dolayı zaten 90'larda yapıştırabiliriz. Paralelde verilmiş. Burada açıortaylar var. Ve burada da EA'nın uzunluğu verilmiş arkadaşlar. Şimdi açıortayları kullanmam lazım. Yamukta açıortaylar neydi? Çok önemliydi. Paralel kenarda da kullanıyorduk. Açıortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişiyordu arkadaşlar. Yani sen buradan bir paralel atarsan bu orta taban yani tam kestikleri yerden bir paralel atarsan alt tabana ve üst tabana burası tam orta taban olmak zorunda. Yani orta tabansa bunlar eşit. Hatta burası 3 ise burası da kaç olmak zorunda? 3 birim olmak zorunda. Hatta burada ne çıktı? 5 birim. 5 birim bak 90'dan çizilen kenar ortaya muhteşem üçgenden burası da 5 çıktı. ABCD yamuğun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Ya da orta taban uzunluğu varsa direkt orta taban çarpı yükseklik de. Hocam orta tabanımız belli mi? Belli. Ne? 5. Yüksekliğimiz belli mi? Belli. Dik yamukta yükseklik zaten bir kenardır arkadaşlar. Yani ne çıkıyor o zaman burada? Orta taban 5. Yükseklik 6. Cevap kaç çıktı? 30 çıkar. Evet geldik şuraya. Vallahi soruyu gören insanoğlu ne yapar? İnsansa şunu yapar. 90'lar havada uçuyor hocam. Dik yamuk ya bu. 90'lar havada uçuşu. O ne yapacaksın kardeşim? Alfa beta'ya dalacaksın. Bak soruyu hiç okumadım bile. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta, alfa beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit. Yani bunlar eş üçgen çıktı. Madem eş üçgen eşliği kullan. Burası A ise alfanın karşısı burası da A'dır. Beta'nın karşısına burada B dersen beta'nın karşısı burada da B'dir. Bakın ne verilmiş bana? Alan ABCD'yi 50 birim kare demiş. ABCD 50 birim kare. Alt taban artı üst taban. Alt taban artı üst taban ne? A artı B. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de A artı B. Şansa bak. Bölü 2'ye kaça eşit olmak zorunda? 50'ye. Çünkü alan verilmiş. Alanı kullanmak zorundayım. Alt taban artı üst taban A artı B. Çarpı yükseklik o da A artı B. Bölü 2 alana eşit olacak. Buradan ne geldi? A artı B'nin karesi yaptı.
100 yaptı. Buradan da A artı B ne geldi? 10. Ay Allah ya. Ay neyi bulacağız hocam? Buradan A'yı B'yi ayrı ayrı bulamayız ki. Bulma kardeşim, senden A'yı B'yi ayrı ayrı bul mu diyor. AD uzunluğu isteniliyor senden. AD uzunluğu. Bak burası. AD uzunluğu da A artı B'ye eşit. O da kaç yapar? 10 yapar. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin buna. Geldik şu soruya. Cevap 10 yaptı bu arada bir önceki soru. Bu soruda da arkadaşlar üçgenin alanı verilmiş. Alan ABCD de tüm alanda 36 verilmiş. Tüm alan 36. Şu açıortaylarını nasıl kullanabiliriz acaba? Hocam dik ve ortotaban üzerinde kesişiyor. Bunu kullanabilir miyiz? Hadi burası ortotaban çizgisi. Bunlar da birbirine eşit. Hadi burası 15 bölü 2 oldu. 15 bölü 2 oldu. Geri kalan hocam bu 36. İki eşit parçaya bölmüyor ki. Buradan yürüyemem ben. Başka bir şeyler yapmam lazım. Şuradaki şeyleri de bilmiyorum. Uzunlukları da bilmiyorum. Ortotabandan gidemeyeceğiz gibi arkadaşlar. Ortotabandan gidemeyeceksek bizden de zaten alt taban artı üst taban isteniliyor. Orta taban uzunluğunun bir kısmı belli. Şurası belli değil. Bak. Şöyle yapabiliriz aslında. Orta taban çarpı yükseklik. Ah be. Şuraya A artı C bölü 2 ya burası. A artı C bölü 2'den 15 bölü 2 çıkartınca burası çıkıyor. Ama buradan da gelmez. Yok, gelmez kardeşim. Buradan gelmiyor. Maalesef gelmiyor. Başka bir şey düşüneceğiz o zaman. O zaman soruda bir şeyler verilmişse o bilgileri kullanmak zorundayım. Ben bu zamana kadar hep böyle yapıyorum. Bana soru soran arkadaşlar bilirler ki biz de soru çözüyoruz. Soruda takılıyoruz. İnsanlık hali normal. Soruyu çözemediğim zaman ya ben burada bu sorunun mantığını kullanmam lazım. Mesela açıortayların mantığını kullanmam lazım diyorum. Nasıl kullanabilirim? Nasıl kullanabilirim diye hep beynimi böyle zonklayasaya kadar şey yapıyorum arkadaşlar. Siz de aynısını yapın. Mesela burada bu alanı nasıl kullanabilirsiniz veya açıortaylarını nasıl kullanabilirsiniz? Bu alan 15. Aa hocam bu alan basit. Ne bu? Hocam bu alan taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den gidebilirim ben. Değil mi? Şu tabana ait yüksekliği çizersem şuradaki h'ı bulabilirim. 10 çarpı h bölü 2 eşittir 15. 30 h'ı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Peki h buradan 3 ise h yani 3. Peki hocam açıortayları nasıl kullanacağım ben? Dikkat et. Açıortaylar dik ve ortotaban üzerinde kesişirken bunu ispatlamıştık. Açıortay kollara çizilen dikmeler birbirine eşit değil miydi? Eşitti. Yani şurası da 3 ise burası da 3 yaptı. Şöyle dik çizersem. Burada da açıortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizeyim. Burası da kaç yaptı? 3 yaptı. Aa bakın, yamuğun yüksekliğini buldum. Yamuğun yüksekliği 6. Şuraya A, buraya C diyeyim. O zaman bizden de A artı C isteniliyor ya. AB artı C de isteniliyor ya. A artı C isteniyor. A artı C. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 neye eşittir? Tüm alana eşittir. Hocam alan ABCD'yi de kaç vermişlerdi? 36 vermişlerdi. Bu da 36 deriz. O zaman ne çıkar arkadaşlar? 6 ile 36 sadeleştirir. 6, 6 ile de 2 çarptığımız zaman 12 yapar. A artı C buradan 12 çıktı. Yani ne yapıyormuşuz? Verilen bilgileri kullanmaya çalışıyoruz. Kullandığın zaman sonuca da böyle ulaşırsın. Mutlaka ama mutlaka ulaşırsın. Tamam. Ben yeri geldiğinde şu ispatları boşuna yapmadım arkadaşlar. Bakın bu ispat yöntemleri, kollara çizilen dikmeler eşit olmasından açıortaylar dik ve ortotaban üzerinde kesişirken ispatladığım yöntemi boşu boşuna kullanmadım arkadaşlar. Çünkü çoğu soruda bu yöntemle de soru çözüyoruz. Haberiniz olsun. Evet, geldik bir sonraki soruya. Ne diyor soru? Arkadaş ikizkenar yamuk demiş. ABCD ikizkenar yamuk. Bir yükseklik çizilmiş. Bununla da bu eşit verilmiş. İkizkenar yamukta ne yapıyorduk? Alan sorulsa bile işimiz gücümüz ya köşegenler ya çizmek, ama burada köşegen çizmek mantıklı değil. Ya da şu dikmeler, değil mi? Hemen o dikmeyi çiz kardeşim. Çiz. Çizdin. Çizince burası A ise burası da ne oluyor kardeşim? A oluyor. Peki buraya da B diyeyim. Burası da ne oldu arkadaşlar? B1 mi oldu? Peki burası A artı B iken burası da A artı B değil mi gençler? Çünkü eşit verilmiş. Verilmiş. Bana alanı vermişse ben alanı kullanacağım. Alt taban artı üst taban. Alt tabanla üst tabanı topla. A, B, A. Alt taraf ne? 2A artı B. 2A artı B. Artı B. Yani 2A artı 2B yaptı arkadaşlar. Alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik. A artı B. Bölü 2 neye eşit oldu arkadaşlar? 18'e çıkmış. Aa, güzel bir şey oldu. Burada iki parantezini alırsam. Al bakayım burada iki parantezine. İki parantezinde A artı B yaptı. İkiler nanay oldu mu? Oldu. A artı B ile A artı B'nin çarpımı A artı B'nin karesi yaptı. Eşittir 18 ise
Buradan da ne yaptı arkadaşlar? A artı B de kök 18'e eşit olur. Yani kök 18 de nedir? 9 çarpı 2 olduğundan dolayı bu da 3 kök 2'ye eşit olur. Bizden EB'nin uzunluğu isteniyor. EB'nin uzunluğu da A artı B uzunluğu zaten arkadaşlar. Yani cevabımız 3 kök 2 yapar. Ve böylelikle yamuğun alan formülündeki nasıl bulunduğunu anlattık ve sorularını da çözdük. Bir sonraki videoda da alan özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.